Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bu dersimizde mini e-ticaret uygulamasında bugüne kadar yapmış olduğumuz ve göz ardı ederek yapmış olduğumuz belirli hatalı davranışları düzenliyor olacağız. Yani bir nebze refaktöring işlemine uygulamayı tabi tutuyor olacağız arkadaşlar. Niye böyle bir düzeltme yapıyorum, araya böyle bir başlık sokuyorum diye sorarsanız eğer şimdi tamam burada bir iş yapıyoruz, bir eğitim sürecindeyiz, beraber kritikler yapacağımız bol bol içerikler üretiyoruz. Ama şimdi bazı şeyleri bilinçli bir şekilde göz ardı ettiğimizde benim gece uykularım kaçmaya başlıyor. Yani arkadaşlar şimdi gelin bunu şöyle sizlere anlatayım. Şimdi biz ne uyguladık burada? CQRS pattern uyguladık değil mi? CQRS pattern'da özellikle kullanıcı oluşturma ve login operasyonları sürecinde bütün algoritmaları yani operasyonun sorumluluğunu, iş mantığını gene biz CQRS pattern'daki handle sınıfları içerisine gerçekleştirmiştik. Hatta ben sürekli bu işlemi yaparken ne diyordum? Buralarda bu işlemleri yapmamamız gerekiyor. Normalde bu işlemlerin sorumluluğu infrastructure katmanında uygun katmanda olması gerekiyor. Yani kastettiğim ya burada olacak ya da burada olacak. Ama ikisinden birinde olacak. Buradaki iş mantıkları. Ve biz IOC aracılığıyla handler sınıflarında bu iş mantıklarını çağırıp ona göre operasyonları gerçekleştirmemiz gerekiyor diyordum. Ama buna rağmen üşengeçlik gösterip bütün operasyonlarımızı buralarda handler sınıflarında gerçekleştirmiş olduk. Şimdi ben şöyle düşündüm. Dedim ki normalde refresh token yapılanmasını göreceğiz. İşte biraz daha authentication yapılanmalarıyla ilgili uygulamaya belirli özellikler ekleyeceğiz vesaire ama şimdi bunlara gelmeden önce burada yapmış olduğumuz hataları bir düzeltelim. Yani uygulamayı bir olması gereken seviyeye getirelim. Ondan sonra bu konulara devam edelim. Çünkü madem ki bir mimari ortaya koyduk, bu mimariye ayak uydurmadan ilerleyeceksek, ya bu eğitim setinin serisinin çok fazla bir anlam ifade etmeyecektir kanaatindeyim. Dolayısıyla bu rahatsızlıktan dolayı arkadaşlar, buradaki düzenlemeyi yapmak istedim. Şimdi çok fazla uzatmayayım, şöyle yavaştan başlayalım. Ne yapacağız hocam diye sorarsanız, CQRS pattern'daki handler sınıflarında operasyon yaptığımız handler sınıflarındaki operasyonları mimarisel olarak onion architecture'a uygun bir şekilde tasarlamak ve tekrardan kullanılabilir hale getirmek. Şimdi hangi handler sınıfları? Şimdi normalde product'la ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarda operasyonlarımızda repository'leri kullandığımızdan dolayı buralarda bir çalışma yapmamıza gerek yok. Bizim asıl hatalı davranış sergilediğimiz handler sınıflarımız app user'ın altındaki yani kullanıcıyla ilgili operasyonları gerçekleştirdiğimiz handler'lar. Örnek veriyorum mesela create user'a geldiğimizde buradaki handler'a baktığınızda arkadaşlar bildiğiniz işlem yapmışız. Ve buradaki işlemlerde user manager'ı kullanmışız. Yani identity sınıfından da istifade etmişiz. Dolayısıyla application katmanını identity'ye bu kütüphaneye bağımlı bir hale getirmişiz. Şimdi buradaki amacımız önceden konuşmuştuk. Temeldeki amacımız ne? Mümkün mertebe application herhangi bir harici pakete, kütüphaneye ya da bir davranışa bağımlı olmaması gerekiyor. Burası sadece handler sınıflarındaki, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Burası sadece hangi business'ın çalışacağını soyutlanmış bir şekilde tercih eder ama o business'ın teknik operasyonuyla ilgilenmez. Dolayısıyla şuradaki yapmış olduğumuz işlemleri bizim teknik business mantığını yürütmekten sorumlu olan infrastructure katmandaki ilgili katmanlara taşımamız gerekiyor. Aynı şekilde burada Facebook login'de, Google login'de ve normal login'de yapmış olduğumuz çalışmalarda da görüldüğü üzere business mantıklarını buralara manuel bir şekilde işlemiş bulunuyoruz. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız diye sorarsanız dediğim gibi işte buradaki business mantıkların hepsini infrastructure katmanında olması gereken katmanda tasarlamak olacak bizim şimdi yapacaklarımız. Bu birincisi. İkincisi ise arkadaşlar presentation katmanında yani API uygulamamızda controller'larda dikkat ederseniz user controller'ın içerisine login yani otorizasyonla ilgili operasyonlarımızı koymuşuz. Bunları da ayrı bir katmana taşıyor olacağım. Tamam mıyız? Tabii bunları ayrı bir katmandan kastım ayrı bir controller'a taşıyor olacağım. Tabii o süreçte de Angular kısmında ufak da olsa bir dokunuş yapmamız gerekecek. Nihayetinde biz burada user controller'ın altında şu endpoint'leri oluşturmuşuz. Bunları farklı bir controller'a taşıdığımızda ona göre Angular kısmında da gerekli düzenlemeyi yapmamız gerekecek. Şimdi bu birazdan yapacağımız iş. Yani ilk önce ana algoritmaların davranışlarını bir oturtturalım. Ondan sonra arkadaşlar bu zaten en kolayı diyebiliriz. Şimdi şöyle şuraları ben bir temizleyeyim.
Şöyle yavaştan başlayalım. Şimdi temelde biz ne yapmıştık? Bir kullanıcı kredi etmeyle ilgili işlem yapmıştık. Diğerleri login işlemleriydi. Şimdi burada öncelikle abstraction'a geliyoruz arkadaşlar. Abstraction'da biz servislerimizle ilgili temel abstraction işlemlerini yapacak arayüzlerimizi oluşturarak başlayalım istiyorum. Hemen şöyle geliyorum. Bir tane services isminde klasör oluşturuyorum. Şimdi bu klasörün içerisinde arkadaşlar dediğim gibi servislerimizin abstraction'ları yani soyut yapılanmaları, imzaları bulunacak. Şimdi biz burada öncelikle mesela user'la ilgili şöyle düşünün. Tabi buraya gelmeden hemen şöyle bir izah edeyim. Şurası arkadaşlar user'la ilgili bir çalışma. Şurası ise authentication'la ilgili bir çalışma. Dolayısıyla bu ikisini biz gene ayıralım. Yani bu ikisi farklı davranış gerektirecek. Bunun business mantığı, user'larla ilgili işte create etme, delete etme, update işlemleri vesaire. Bunlarla ilgili sorumlulukları üstlenecek servisiniz farklı bir servis olsun. Login işlemleriyle ilgilenecek. İşte bunun dışında logout işlemleriyle ilgilenecek servisimiz farklı olsun. Dolayısıyla şöyle servislerimizle ilgili gerekli ayrımı burada temel olarak yapmaya başlıyorum. İlk önce geliyorum. IUser servis isminde bir interface oluşturuyorum. Birazdan bunun içerisine uygun tanımlamalarda bulunuyor olacağız. Hemen bir tane daha oluşturacağım. Burada arkadaşlar I ne diyelim? Out servis diyelim. Burada da kullanıcılarımızın login işlemleriyle ilgili temel çalışmaları yapıyor olacağız. Şimdi burada arkadaşlar ilk önce IUser servisten başlayalım istiyorum. IUser serviste nasıl bir çalışma yapmamız gerekir? Bunu da CQRS pattern'da yapmış olduğumuz davranıştan modelleyebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela buradaki servisimizde bir create işlemi yapacağız. Onun için hemen şöyle geleyim. Mesela ilk başta task'la başlayalım. Create async fonksiyonunu oluşturalım. Şimdi bir şeyi oluşturacağım. Ne bu? Bir user oluşturacağım. Peki user oluştururken hangi bilgilerle oluşturuyorum? Bunu request'e alıyorduk hatırlarsanız. Şuradaki bilgiler eşliğinde gerekli user'ı oluşturuyorduk. Şimdi bu bilgileri ben direkt CQRS pattern'daki request nesnelerinden de alabilirim. Ama bu özünde infrastructure katmanına gönderilecek bir değer olacağından dolayı bunu biz bir DTO nesnesi olarak tasarlarsak daha anlamlı olacaktır. Yani şöyle düşünün, controller'a gelen istekte veriler CQRS pattern'daki request nesnesi olarak buraya gönderilecek. Handler'ımız bu request nesnesindeki verileri de servisimize ilgili DTO'ya dönüştürerek gönderecek. Şimdi DTO'nun temeldeki amacı neydi? DTO'nun temeldeki amacı katmanlar arasında veri taşımak. Dolayısıyla şimdi ben şuraya geliyorum. User'la ilgili bir çalışma yapacaksak yani user ekleme, silme, güncelleme gibi DTO nesneleri oluşturacaksam buraya bir tane user klasörü ekleyeyim. Ve bu user klasöründe arkadaşlar şimdilik create user işlemi yapacağımızdan dolayı request'e yani buradaki verileri taşıyacak create user isminde bir nesne oluşturayım. Değil mi? Şuna hemen gelip public diyorum. Şimdi bu nesne kendi içerisinde ne barındıracak diye sorarsanız eğer arkadaşlar bu nesne kendi içerisinde şuradaki verileri barındıracak. Şimdi buradaki verileri barındıracağız barındırmasına ama şimdi burada hepsini mi göndersek? Bir dakika bir şuraya bir bakayım arkadaşlar. Burada ne yapmışız biz? Burada herhangi bir confirm işlemi yapmamışız. Neyse biz oradaki verilerin hepsini alalım arkadaşlar. Şuradaki verilerin hepsini alıyorum. Create user'a geçiriyoruz bu verilerimizi. Yani buradaki property'lerimiz burada tanımlanıyor. Nihayetinde bizim bu DTO nesnemiz sistemde katmanlar arasında veri taşırken şuradaki verileri taşıyacaktır. Bunda herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi bu işlemi yaparken tabi burada password'u gönderirken esas operasyon için password'un confirm edilmesine gerek yok. Haliyle bunu buradan siliyorum arkadaşlar. Bu belki lazım olabilir mi diye düşünmüyor da değilim. Belki lazım olabilir mi diye düşünmüyor da değilim. Neyse lazım olabilir arkadaşlar. O zaman bu burada kalsın yani. Hani şimdi refactoring yaparken var olanı olması gereken ideal düzene geçirme derdindeyiz. Hani var olanı değiştirip geçirme gibi dertte değilim. Değiştireceksem başka onarmalar yapacaksam onu bu dersten sonra yapmak taraftarıyım. Kafanızı karıştırmamak için. Dolayısıyla şimdi create user isminde bir tane DTO nesnesi oluşturduk ve içerisine buradaki alanlarımı yerleştirmiş oldum. Şimdi geliyorum buraya arkadaşlar. Burada
Create user comment neydi bunun adı? Create user comment header sınıfı içerisinde burada bu request'te yani şuradaki dataları getirecek DTO nesnemizin içerisine gerekli alanları yerleştirmiş olduk. Şimdi buradaki algoritma neticesinde bir de response'umuz olacak. Bu response'umuz da geriye ne döndürüyormuş? Hemen onu da burada yani yine CQRS pattern'daki response nesnesinden rahatlıkla görebiliyoruz. Bakın görüldüğü üzere succeeded dönüyor bir de message dönüyor. Şimdi bunları da buradan alıyorum. Ve arkadaşlar user'a tekrardan gelip bir tane de bunun response'unu oluşturacağım. Diyorum ki create user response diye. Tamam mıyız? Bir tane de bu şekilde DTO nesnesi oluşturuyorum. Bunu da public diyorum. Ve içerisine ilgili property'leri yerleştiriyorum. Şimdi bundan sonrası operasyon arkadaşlar. Bundan sonrası operasyon. Nasıl bir operasyon gerçekleştireceğiz? Normalde bize controller'dan buradaki handler'a kadar istek gelecek. Bu istek geldikten sonra burada biz create user eşliğinde bu operasyonu, bu business mantığını, kod mantığının sorumluluğunu üstlenen servisi çağıracağız. Yani buradaki request nesnemizi create user'a dönüştürüp ilgili servisi çağıracağız. Ve bu servis gerekli operasyonu yaptıktan sonra değil mi? Ardından bize bir response dönecek. Döneceği response da create user response olacaktır. İşte bu response nesnesini de CQRS pattern'daki create user command response'a dönüştürüp geriye döndüreceğiz. Bitti. Olay bu. Haliyle şimdi bu anlattığımı hemen şöyle imzaya yerleştirelim. Ne diyorum arkadaşlar burada? Create user türünden bir tane nesne vereceğim ben buradaki fonksiyona. Buna da model ismini vereyim. Ve geriye döndürürken de create user response döndüreceğiz buradaki fonksiyon aracılığıyla. Anlaşıldı mı? Şimdi bu işlemi gelin gerçekleştirelim. Hemen şimdi infrastructure katmanında persistence'a giriyorum. Peki niye bunu persistence'da yapacaksın hocam diye sorarsanız. Arkadaşlar veri ekleme işlemi yapıyorum değil mi? Kalıcılık etkisi gösterecek. Veri tabanıyla ilgili bir çalışma yapmam lazım. Dolayısıyla user servisin esas kodlanacağı yani nerede olması lazım? Persistence katmanında olması gerekiyor. Onun için şuraya bir tane services isminde klasör oluşturuyorum. Bunu daha net şöyle görebilmek için şurayı mesela kapatayım arkadaşlar. Evet. Services'ın içerisine gelip user service isminde ilgili servisimizin konkretini oluşturuyorum. Hemen şöyle geldim. Şimdi diyorum ki user service neyden türeyecek? Yani daha doğrusu neyi implement edecek? IUser servisi implement edecek. Bunu buraya implement ediyoruz. Şimdi burada gerekli çalışmayı sergilemem lazım. Bu çalışmayı zaten biz şurada yapmıştık. Burayı ben böyle kopyalıyorum. Normalde biliyorsunuz kopyala yapıştır hayatta yapmam ama şimdi burayı düzenlerken sıfırdan yazmak amacında değiliz. Yani burayı biz var olan yapılanmayı iş mantığını olması gereken davranışa taşımak derdinde olduğumuz için burayı kopyalıyorum arkadaşlar. Burayı kopyaladım. Hatta şöyle kesiyorum. Kestikten sonra buraya yapıştırıyorum. Patlayan patlasın, çatlayan çatlasın arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra gerekli işte servisleri, yapılanmaları buraya injekte ediyor olacağız. Şimdi ilk önce bana ne lazım? User Manager lazım değil mi? Hemen şöyle Constructor üzerinden hatta şöyle yapalım. İlk önce ben bir referans oluşturayım. User Manager diyelim. Ardından domain.entities.identity.appUser generic türünde User Manager referansımı ahanda bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Şimdi bu referansı IOC'den bir tane nesne talep ediyorum. İlgili nesneyi elde ettikten sonra zaten User Manager direkt burada kullanılabilir olacaktır. Burada await kullanılmış haliyle async işaretlemesini yapıyorum. Bunun dışında arkadaşlar buralarda ne var? Mesela bir tane app user oluşturuluyor değil mi? Bir dakika pardon yanlış olmasın. Create async'te ne istiyor bizden? Tabi app user istiyor. Bu app user'a gerekli verileri veriyoruz. Ama buradaki veriler request'ten geliyordu önceki handler'dayken. Burada artık module'dan gelecek. Dolayısıyla module üzerinden şöyle ilgili property'leri değiştiriyorum. Tamam mıyız? Evet, buradaki property'leri de değiştirdikten sonra şimdi identity result'tan ne gelecek? Identity result'tan arkadaşlar bir succeeded gelecek. Bu succeeded durumuna göre biz ne oluşturmuşuz burada? Create user command response. İşte bu handler sınıfındayken öyleydi. Buradaysa arkadaşlar create user response DTO nesnesi olarak buradaki response'u alacağız. Artık buradaki response'a göre ben geriye şunu döndüreceğim. Tabii ki de şöyle hata almasa da alsa da bu response'u geriye döndürmüşüz. Haliyle bu response'u geriye döndürüyorum. Olay bitti.
Şimdi ben oluşturmuş olduğum bu yapılanmayı, bu iş mantığını artık şurada çağıracağım arkadaşlar. Bakın burada operasyonumuzu mümkün mertebe operasyondan, teknik kısmından olayı soyutlamış oluyoruz. Şimdi bunu çağırabilmek için yapmam gereken Persistence katmanında Service Registration'a gelip şurada bir yerde arkadaşlar services.addScope diyerek iUser servise karşılık user servisi IOC container'a ekliyorum. Tamam mıyız? Şunun referansını ekleyemedi herhalde. Evet. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra Handler sınıfıma geldim. Burada artık bakın User Manager'a falan bağımlılık yok. Burada artık Handler sınıfları yani Application katmanı kullanıcı kaydının hangi kütüphane eşliğinde, hangi davranışla, ne şekilde olduğuyla ilgilenmeyecek. Bundan sonra bununla ilgilenen, bunun sorumluluğunu üstlenen sınıfı çağıracak. Sadece o servisi çağıracak, o servisi tetikleyecek. Sadece bu kadar. Bakın soyutlamış oluyoruz. Dolayısıyla read only diyorum. IUser servisi burada çağırıyorum. Bunu tabii ki de constructor üzerinden bu şekilde çağırıyoruz. Ardından burada yapmam gereken işlem şu. User service nokta create async fonksiyonu çağırmak. Şimdi create async fonksiyonunda ne lazım bana? Create user türünden, referansından bir nesne lazım. Bu referansı şu şekilde de verebiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle gelip e-mail mi istiyor? Request'teki e-maili verebilirim. Onun dışında işte name surname mi istiyor? Request'teki name surname'i verebilirim vesaire. Ama bu şekilde manuel dönüşüm yapmak istemiyorsanız türlü türlü dönüşümler sağlayabilirsiniz. Örneğin reflection üzerinden bir dönüşüm sağlayabilirsiniz. Çok uğraştırıcıdır, gerek yok. Onun dışında işte implicit, explicit dönüşüm de sağlayabilirsiniz. Bu da bir yöntemdir. Ya da arkadaşlar hazır kütüphane olan meşhur AutoMapper'ı da kullanabilirsiniz. Artık hangisini seviyorsanız. Şimdi biz bu tarz davranışlarda hani sürekli bir dönüşüm söz konusuysa, yani örnek veriyorum mesela create user command request referansındaki bir nesne böyle belirli bir makul adil sayının üzerinde noktada create user nesnesine dönüştürülüyorsa tabii ki de manuelin dışında AutoMapper gibi bir yapılanma üzerinden dönüşüm sağlayın. Hani ideali odur. Ama sen bu işlemi bir kere yapacaksan bir kereye mahsus da AutoMapper gibi ne bileyim işte Reflection gibi yapılanmalara girmene gerek yok. Burada manuel dönüşümü de yapman daha elverişlidir. Şimdi her şeyin bir maliyet grafiği var demiştik, değil mi? Maliyet grafiği arkadaşlar, tabii bunu bu eğitim serisinde dememiş olabiliriz. Yani maliyet grafiğini ben sürekli söylerim. Önceki konularda farklı serilerde bir şey anlatırken maliyet grafiğinden bahsetmişimdir. Şimdi maliyet grafiğini oturup illa çizmenize gerek yok. Aklen de çizebilirsin. Dersin ki ulan bir kere kullanacağım yerde 40 tane tantanaya girmeye gerek var mı? Yok. Ama 40 yerde kullanacaksam bu tantanaya bir kere girmem. Ha bak o zaman mantıklı. Dolayısıyla biz şimdi bu işlemi bir kereye mahsus burada manuel yapalım. Sürekli yapacağımız noktalarda elbette ki bu projemizde AutoMapper'la ilgili çalışma sergiliyor olacağız. O noktaya da geleceğiz ileride. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi ben burada manuel bir dönüşümü elimle gerçekleştirmiş oluyorum. Şöyle gelip seri bir şekilde dönüşümü sağlayalım. Evet. Şimdi bu dönüşümden sonra yani bana request nesnesi olarak gelen verileri ben direkt DTO nesnesine dönüştürüp ilgili servise gönderdikten sonra bu servis bana ne döndürecek? Create user response nesnesi döndürecek, değil mi? İşte bu nesneyi alıyorum arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken ne? Geriye create user command response nesnesi olarak döndürmek. Haliyle bu nesneyi artık ilgili hedef nesneye şu şekilde manuel olarak dönüştürüyorum. Bunun bir mesajı var. Mesajı veriyorum. Bir de succeeded var. Succeeded'ı veriyorum. Olay bu. Şu anda kullanıcı kayıt işleminden sorumlu olan handler sınıfının bu operasyonu gerçekleştiren teknik kısımla herhangi bir bağlantısı sizce var mı? Yok değil mi arkadaşlar? Yani ben user serviste bu oluşturmuş olduğum user serviste arkada hangi tekniği, hangi kütüphaneyi, hangi davranışı, hangi veri tabanını, hangi ORM aracını kullanarak bir kayıt işlemi gerçekleştiriyorsam artık burası onunla ilgilenmiyor. Burası sadece ilgili fonksiyonu çağırıyor arkadaşlar. Doğru mu? Yani olması gereken ideal düzene en azından create user, command handler sınıfıyla kavuşmuş olduk. Şimdi darısı diğerlerinin başına diyelim ve fazla vakit kaybetmeden diğer yapılanmaları da artık
refactor etmeye devam edelim. Şimdi feature'a geldim. Create user tamamlandı arkadaşlar. Şimdi Facebook login var, Google login var, bir de normal login var. Şimdi burada şöyle düşünün. Ben alt servisin içerisine geliyorum. Yani birazdan göreceksiniz buranın detayını ama şöyle bir çalışma yapıyorum. Diyelim ki mesela arkadaşlar. Şimdi örneğin bir task diyelim. Mesela Facebook login async diyelim. Tamam. Bunun içini dolduracağım. Birazdan bu imzaları şekillendireceğim. Hani diyelim ki bir de ne var? Google login async. Bir de hani ileride geldi diyelim. Şimdi bir şey göstermeye çalışıyorum sana. Twitter login async. Ve bir de ne var? Normal login var değil mi? Async. Şimdi arkadaşlar şuraya bakarsanız eğer burada bizim bir dış kaynaktan login işlemi yaptığımız fonksiyonlarımız olacak. Bir de iç kaynaktan login işlemimiz var. Yani biz bunlara ne diyebiliriz? Mesela buna external diyebiliriz. Buna da internal diyebiliriz değil mi? Şimdi normal bizim bildiğimiz solid prensiplerimiz var. Solid prensipleri ne diyor? Kardeşim diyor interface segregation principle diye bir prensibimiz. Solid'in iyisi herhalde. Evet. Şimdi bu prensip diyor ki kardeşim diyor belirli yetenekleri interface'lerde tanımlarken bu yetenekleri de birbirlerinden ayır. Yani mümkün mertebe yakın davranışları atomik hale getir. Niye? Çünkü sen herhangi bir nesneye, bir yapıya bu yetenekleri dahil ederken interface'ler sayesinde alakasız bir yeteneği de istemsiz bir şekilde dahil etme. İşte bunu yapmamak istiyorsan interface'leri birbirlerinden sorumluluk derecelerinde ayır. Şimdi bunu ayırırken bakın buradaki mantıkta bir ayırma işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Nihayetinde ben sürecin devamında şöyle bir çalışma yapmak istiyorum mesela. Benim bir tane alt servisim olacak. Konkret yapılanmam olacak. Bu konkret yapılanmada sadece arkadaşlar internal davranış gösteren login işlemlerini yapmak istiyorsam. Bunu yapmak istediğim takdirde Facebook, Google, Twitter ve diğerleri geliyorsa bu çok böyle amaca hizmet eden bir modelleme olmayacak değil mi? İşte böyle bir durumda biz tek bir interface'te bunları tanımlamaktansa buradaki farklı davranış sergileyecek yapılanmaları birbirlerinden ayıralım. Bak Solid'in dediğini uygularsak olması gereken sonuca doğruya varmış oluruz. Dolayısıyla amacımıza uygun bir şekilde bir nitelik kazandırmak istediğim sınıfta ona uygun olan sadece o niteliği barındıran interface'i vermem yeterli olacaktır. Velhasıl kelam. Şimdi demek istediğim şu. Bizim alt servisimiz bir interface. Bu interface'te de bizim external ve internal olacak şekilde iki farklı ayrıma gitmemiz doğru olabilir arkadaşlar. Hani ben böyle düşünüyorum. Şimdi bunları da ayıracağım yani uzun lafı kısası. Olması gerekendir diye düşündüğüm için ayıracağım. Yani burada bir nebze olsun bu kritiği yapmak için ayıracağım. Bu kritiğin en azından neye, nasıl bir noktaya bizi götürdüğünü görmemiz için ayıracağım. Tamam. Yoksa hani çok da lüzumlu değil aslında login işlemlerinde bunların hepsi aynı yerde olsa ne olur, olmasa ne olur ama bu kritiğe madem temas ettik şimdi gelin bunları ayıralım. Mesela nasıl ayıracağız? Services'ın içerisinde şöyle geldim. Mesela ne diyelim? Authentication diye bir klasör oluşturalım. Bu klasörün içerisine geliyorum. İki tane interface oluşturacağım. Bu interface'lerden bir tanesi arkadaşlar ne olsun bunun adı? I external authentication olsun. Bir diğeri ise internal authentication olsun. I external authentication ismini veriyorum. Bir tane daha gelip oluşturuyorum. Buna da arkadaşlar efendime söyleyeyim. I internal authentication diyorum. Tabii bunlar interface olacak. Haliyle public diyoruz. Şu sanırım bunu interface yaptık. Evet bunu da public yapıyoruz. Tamam. Şimdi external'da, internal'da olması gerekenleri ayıklıyorum. Bak diyorum ki Facebook'tur, Google'dur. İşte dış kaynak olanların alayı buradan gelecek. Tamam. Ondan sonra iç kaynak olacak login işlemi de aha da buradan gelecek. Ve login'in dışındaki diğer authentication yapılanmaları da bunlar da dağılacak arkadaşlar. Yani biz logout yapacaksak logout yapacağımız işte internal ise burada olacak. External ise orada olacak gibi. Tamam mıyız? Ya da başka ne olabilir? Dur hani bir düşünelim. Mesela two factor authenticator ile ilgili temel çalışmalar yapacaksak bunlar da arkadaşlar aha da burada tanımlanacak. Çünkü bu da bir dış kaynak operasyonu yürüten çalışma olacaktır. Velhasıl kelam şimdi biz bunları ayırdık değil mi? Bunları ayırdığımızda ayrı ayrı kullanabiliriz ya da iAuth service hani hepsini toplu bir şekilde de bizlere sunabilir. Nihayetinde şöyle düşün. Ben şimdi ayrı yüz ayrım prensibini uyguladım. Artık
bir sınıfım olacak ve bu sınıfta single responsibility principle gereği tek sorumluluğa sahip olacak ve tek sorumluluğu sadece login işlemleri ya da out işlemleri, otantikasyon işlemleri. Haliyle bu otantikasyon sürecinde bu sınıf hem external neydi onun adı? Authentication niteliklerinden istifade etmek isteyebilir. Hem de internal'dan istifade etmek isteyebilir. Bunları ayrı ayrı gidip orada implement etmektense IAuth Service Interface üzerinde de tek seferde implement edebiliriz. Ha istiyorsan sen git ilgili concrete sınıfı ayrı ayrı bunlardan implement et. Ama bu şekilde de bir davranış sergileyebilirsin. Ayrı ayrı da gidip implement edebilirsin, sana kalmıştı. Ama ben buradan direkt IAuth Service üzerinden yürüyeceğim. Peki ne yapacağız? Şimdi IAuth Service'te artık biliyoruz ki IExternal Authentication ve IInternal Authentication olmak üzere iki tane davranışımız var. Artık burada Facebook Login, Google Login ve normal login işlemlerini yapacağımız davranışları şöyle bir kapatayım. Şuraya geliyorum. Şimdi Services'ta arkadaşlar Alt Service ismini vereceğim bir tane servis oluşturuyorum. Hemen public yapıyoruz. Buna da IAuth servisten implement ettiriyorum. Bu implementasyon neticesinde ilgili fonksiyonlarımızı oluşturuyor. Tabii ki de burada Twitter'la ilgili bir çalışma yapmayacağız. Hani örnek olsun diye bunu buraya ekledim. Hatta arkadaşlar buradaki örneğimizde acele etmeyelim. Bu implementasyonda bunlar değişecek. Yani Facebook Login'de parametre alacağız, geriye ne döndüreceğiz? Daha onu kararını vermedik. Aynı şekilde Google'da, aynı şekilde normal Login'de. Şimdi bunlarla bir daha uğraşmamak için bunları buradan siliyorum. IAuth servisi de şimdilik buradan kaldırıyorum ki. Hani bir ilk önce imzalarımızı oluşturalım. Burası bir hata vermesin. Hemen geldim buraya. Şuradan devam edelim. Şimdi biz dış kaynaktaki login işlemini yürüteceğimiz bu fonksiyonlarımızda ne yapacağız? Yani ne alacağız, geriye ne döndüreceğiz? Bunun bir analizini yapalım. Bunların analizinde de yine CQRS pattern'daki aktörlerimizden istifade edeceğiz. Hemen şöyle Facebook login comment kısmına gelirsek. Mesela request'te ne almışız? Alt token almışız değil mi? Şimdi alt token'ı alacak bir DTO nesnesine gerek var mı sizce burada? Nerede o? Şurada. Hani bir nesneye gerek yok. Sadece bir tane değer aldığı için bunu alt token olacak şekilde, hani bu şekilde string bir parametre halinde de alabiliriz. Ben bu şekilde alıyorum. Sen istiyorsan git bir DTO daha oluştur. Oluşturduğum bu DTO'da işte Facebook var zaten. Facebook'la ilgili temel DTO nesnelerini taşıyacak, değerlerini taşıyacak bir nesne oluşturabilirsin. O nesne üzerinden de taşıyabilirsin. Ben bir tane request'in içerisinde alt token olduğu için bu alt token'u direkt parametre olarak normal değişken olarak alıyorum. Response'da ne yapmışız? Response'da da geriye ne döndürmüşüz? Token döndürmüşüz değil mi? Haliyle token döndürdüğümüze göre direkt benim işte buradaki DTOS'taki token'u döndürme gayet normal olacaktır. Anladınız mı? Olay bu. Bunun dışında ne var? Mesela Google'da da aynı davranışı sergileyeceğiz. Request'te ne gelmiş? Bak şimdi request'te bayağı zibilyon tane şey gelmiş. Ama biz Google login işlemini yaparken bunları sırf almak için almıştık hatırlıyorsanız. Asıl kullandığımız neydi burada? ID token. Yani header kısmında göreceksiniz. Burada asıl kullandığımız yapılanmanın ID token olduğunu, diğerlerinin işte e-mail'dir, name'dir, bilmem nedir. Bunların arkadaşlar Google tarafından gelen payload'da elde edildiğini görmüştük. Haliyle sadece burada ID token almam yeterli diye biliyorum. Önceki derste bunu bildiğimizden dolayı parametrik olarak burada direkt bunu alıyorum. Ne demek istediğimi anlayabilmeniz için arkadaşlar hani bu Google login ile ilgili dersimizi izlemiş olmanız gerekiyor. Şimdi ben şunu kabul ederek bu derslere devam ediyorum. Yani siz baştan sona bu derslerde bana eşlik ettiğinizi kabul ederek ilerliyorum ki nihayetinde arkadaşlar bu mecburuz böyle bir ilerlemeye. Yani baştan sona her şeye beraber şahidiz. Ona göre önceki bazı konuşmalarımıza, çalışmalarımıza atıfta bulunabiliyorum. Hani direkt bodoslama girdiğim bir eğitim olsa hani önceden biliyormuşsunuz gibi böyle bir şey demem haliyle yani. Biliyorsunuz. Diyelim ve devam edelim. Şimdi yani demek istediğim şu. Buradaki konuşulanlarda anlamadıklarınız ya da bilmedikleriniz ya da önceden izlemediğinizden dolayı kaçırdıklarınız varsa bunun sorumlusu artık biz değiliz yani. Evet. Şimdi Google'da da aynı şekilde request'e ne geldi dedik. ID geldi dedik. ID'yi string olarak gönderiyorum. Response'da da gene aynı şekilde token'ı döndürmüş. Haliyle buradaki gibi arkadaşlar token'ı geriye döndürüyorum. Tamam.
Şimdi burada tabii teker teker ilerleyeceğim. Peşin hareket etmeyeceğiz. Önce bir Facebook'la ilgili temel çalışmamızı gerçekleştirelim. Ondan sonra Google'la ilgili çalışmaya da geçeriz arkadaşlar. Hemen şöyle geldim tekrardan. Alt servisi burada bir implement edelim. Şimdi Facebook login var, Google login var. Login async birazdan değişecek. Hani onu da internal authentication kısmında değiştireceğiz bunun imzasını. Olsun, şimdilik burada hata vermemesi için implement edilmiş bir vaziyette dursun. Şimdi arkadaşlar burada Facebook'tan başlayalım. Facebook'ta biz ne yapmıştık? Ahan'da buradaki çalışmaların alayını yapmıştık, değil mi? Şimdi buradaki çalışmaların alayını şöyle gelip en azından şöyle yönetebileceğimiz kadarını şimdilik kopyalayayım. Şurayı bir şimdilik kopyalıyorum. Tamam. Diğer kısmını buraya taşıdıktan sonra alacağım. Hani bir umumi bir patlamaya sebebiyet vermemek için. Şimdi Facebook login async'te burada neye ihtiyacım var? HTTP client'e ihtiyacım var. HTTP client'ı biz HTTP client factory üzerinden IOC'den talep ederek create ettirmiştik. Haliyle şöyle gelip HTTP client nesnesinin referansını burada oluşturuyorum. Read-only olacak şekilde. Şimdi bu referansı direkt biz IOC'den talep edemiyoruz. IOC'de HTTP client factory var. Biz bunları zaten şurada uygulamıştık hatırlıyorsanız. Şu şekilde bir davranış sergilememiz gerekecek. O yüzden arkadaşlar burada hemen bir constructor'ı manuel oluşturayım. Burada ben iHttp client factory'yi IOC'den talep ediyorum. Bana gelen HTTP client factory'nin üzerinden create client fonksiyonunu kullanarak bir tane HTTP client nesnesi oluşturup bunu da ilgili HTTP client nesnesine referansına daha doğrusu bağlıyorum. Olay bu. Şimdi bu işlemden sonra buradaki HTTP client devreye girecektir. Şimdi bu evet kullandığı için arkadaşlar şuranın esenkli işaretlenmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi burada kullandığımız kütüphanelerimizi hemen hızlı bir şekilde yukarıya namespace'lerine ekliyorum. Mesela Facebook Access Token response'umuz var. Bunun da namespace'ine ekliyorum. Başka neyimiz var? Başka mesela burada request'ten gelen alt token'u kullanmışız. Artık bu nereden gelecek? Direkt parametre olarak geldiği için burayı değiştiriyorum. Şu zaten şuradan geliyor. Tamam, bakın burada herhangi bir çalışmamız kalmadı. Şimdi şunları diyebilirsiniz. Ya hocam burada işaretlemelerde ne var? Şu arkadaşlar nullable dönüyor ya, bakın şurada bir parantez var. Nullable olarak işaretlenmiş. Biz burayı nullable yaparsak bu problem çözülür. Tamam. Aynı şekilde burada da bir nullable söz konusu. Nerede? Şurada. Şimdi arkadaş bana diyor ki bak kardeşim diyor, bu null olursa burada access token'da patlarsın diyor. Haliyle buraya da bir tane nullable operatörüyle gerekli önlemi alıyoruz. Burada ne demiş oluyoruz? Eğer ki neydi bu? Soru işaretinin solundaki yapı null ise null olan bir şeyin herhangi bir member'ını çağırmak hataya sebebiyet vereceği için sağını çağırma. Şu tarafı tetikleme anlamına geliyor. Yok eğer null değilse o zaman o nesnede ilgili property çağır demiş oluyoruz. Aynı şekilde burada da aynı davranışı sergiliyor. Tamam mıyız? Olay bu. Bu arada refactoring ederken şunu da söyleyeyim. Şuradaki konfigürasyonel değerleri arkadaşlar biz app settings'ten çekeceğiz. Onları da hazır el atmışken bir yandan düzeltelim. Şimdi şöyle geliyorum. Şurayı görebilmek için, burada app settings'i görebilmek için şuralardan bir şeyleri kapatalım. Şunu da kapatayım bari. Ha, app settings'e geldim. Şimdi arkadaşlar app settings'te şöyle external login settings diye bir alan açıyorum. Bu alanda Facebook diyorum ve bunun altında da gerekli konfigürasyonel değerlerimizi tanımlıyor olacağız. Şimdi öncelikle mesela burada ne var? Bizim şu linkimiz var, değil mi? Bu linki şöyle bir durum da var ama. Bu linkte şeylerimiz var bizim. String interpolation ile araya girmişiz. Nasıl yapacağız biz bunu? Şimdi ben oraya konfigürasyon değeri olarak bunu taşırsam eğer bu sıkıntı yaratabilir. Değil mi? Ki yaratacaklar, yani biz bu değeri nasıl gireceğiz? Hadi diyelim bunun, pardon bir dakika, bir dakika, burada değil, şurada bakarsak daha sağlıklı olur. Evet. Şimdi şurada şunları girmişiz. Burada nasıl kullanacağımızı da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. O zaman burada şöyle yapalım. Mesela ben bunu buradan alıyorum. Mesela kopyaladım. Access token response var, değil mi? Hemen şöyle geldim. Access token response endpoint
Ya da şöyle yapalım. Facebook ad point isminde bir alan oluşturalım. Bu alanın içerisinde arkadaşlar access token response isminde değerimizi buraya gömelim. Tamam. Şimdi mesela şöyle bir çalışma yapabilir miyiz? Mesela client ID'miz var şurada. Ben buna 0 desem. Bir dakika ya. Tabii ya. Biz niye burada linkleri taşıyoruz ki? Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Lan arkadaş hiçbiriniz de uyarmaz mı ya? Ya hocam sen buradan direkt client ID ve client secret değerlerini al, diğerlerine karışma diyen yok. Evet, biz burada yapmamız gerekenler sadece arkadaşlar Facebook'la ilgili. Ne endpoint? Endpoint taşınır mı? Tabii buradaki endpoint de bir gün değişebilir. Onda yapacağımız bir şey yok. Hani bunları aslında App Settings'ten yönetmektense daha farklı bir model ortaya koyulabilir. Bu şekilde istek gönderilen endpointler değişebilir. Biz burada sadece client ID ve client secret değerlerini tutacağız. Haliyle şöyle geliyorum. Client ID diyorum. Ve client secret değerlerini tutacağımız alanlarımızı bu şekilde oluşturuyorum. Şöyle geldim. Şimdi bizim client ID'miz herhalde şu. Değil mi? Şunu şuradan alıyorum. Bunu buraya yerleştiriyorum. Tekrardan şuraya geliyorum. Bir de client secret değerimiz var. O da şu olsa gerek. Evet. Bunu da buradan alıyorum. Artık bu değerleri ben buradan çekeceğim. Peki nasıl çekeceğim? Hemen geldim arkadaşlar. Ya şunu şöyle sağa taşıyayım da. Alt servisle karıştırmayalım. Şuraya read only diyorum. iConfiguration interface'ini inject edeceğim. Bu bana ne getirecek? Konfigürasyon nesnesini getirecek. Şimdi bu konfigürasyon nesnesi üzerinden gerekli değerlerimizi string interpolation'la uygun yerlere işleyeceğiz. Hemen şöyle geliyorum. Configuration üzerinden, değil mi? App settings'te external login settings içerisinden efendime söyleyeyim Facebook'a geldik. Facebook'un içinden de client ID'yi aha da buraya vermiş olduk. Güzel. Aynı şekilde şurada arkadaşlar yaptığımız çalışmayı client secret içinde gerçekleştiriyorum. Tabii şurada parantezi kaçırmayalım. Burada da client ID yerine client secret'ı veriyoruz. Olayımız bu kadar. Ya hocam buradaki linkleri de taşısaydık keşke falan diyorsanız artık onları da sizlere bırakıyorum. Normalde link yönetimini ben bu şekilde yapmam. Daha farklı bir model benimsenir. Hani App Settings'ten falan öyle endpointler falan taşınmaz arkadaşlar. Tamam mıyız? Ama bunun gibi konfigürasyonel değerlerimizi App Settings üzerinden taşıyabiliriz. Ya da şey de söyleyeyim hazır aklıma gelmişken. Burada client ID, client secret sizin için kritik veriler olabilir. Burada secret JSON'ı da kullanabilirsiniz. Bununla ilgili kanalda benim bir videom var. Ders içeriğini çekmiştik. Ona bir göz atın derim. Ya da environment'lar üzerinden buradaki değerler verilebilir. Zaten siz configuration kullanıyorsanız environment birinci derecededir. Environment üzerinden şu parametreyi verdiğiniz takdirde ilgili değerler environment'tan gelmiş olacak. Yani app settings'i environment eziyor, bilginiz olsun. Devam edelim. Şimdi burada başka neyimiz var? Alt token zaten dışarıdan geliyor. Access token da dışarıdan geliyor. En azından şuradaki işlem neticesine geliyor. Tamam, herhangi bir problemimiz kalmadı gibi. Şimdi geldim header'a. Şuradaki çalışmayı taşıyorum. Burada validation kontrol edilmiş. Ondan sonra bir şeyler yapılmış. Şuraya kadar bir kestim arkadaşlar. Geliyorum. Şurada kopyalıyorum. Daha doğrusu yapıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar burada validation bakın gene altı çizili. Niye? Nullable. Eğer ki validation null olursa burada patlayacağız diyor. Haliyle diyorum ki bak burada o zaman kardeşim bir de null kontrolü yap. Yani eğer ki buradaki validation null değilse is valid olup olmadığını kontrol et. Tabi bunun için de şuraya bir tane nullable operatörü koyuyorum. Yani bu ne anlama geliyor? Eğer ki validation null ise devamını getirmeyecek. Şurası null dönecek ya. Eğer ki burası null değilse ona göre bir işlem yapacak. Daha doğrusu şöyle. Null değilse zaten hiçbir zaman arkadaşlar burada is valid buraya da false gelecek. Hani şuraya düşmeyecek. Eğer nullsa arkadaşlar ona göre bir daha buraya girmeyecektir. Uzun lafın kısası. Tam anlatamadım. Belki tekrardan şöyle izah etmeye çalışayım. Validation null geliyorsa buraya girmeyecek.
Validation null gelmiyorsa is valid true mu false mu ona bakacak. Anladınız mı mevzuyu? Yani bu normalde iç içe iflerle 40 takla atana kadar bakın tek bir satırda gayet güzel bir mantıkta C# bizlere bu tarz davranışlar sergilememizi sağlıyor. Vallahi seviyorum bu dili ya. Neyse devam. Şimdi burada ne var? Access token'ımız var. Access token yine alt token'dan gelecek. Bu alt token'dan geleceğini nereden anladım? Request'ten almış. Demek ki handler'da request'ten gelen bizim parametreden geliyordu. Artık hızlı hareket ediyorum. Aha da şu parametredekini buraya verdim. Devamında ise şuraya bir tane nullable operatörü koyalım. Şimdi devamında ise user login info ile ilgili bir çalışma yapılmış. Bunu buraya ekliyorum. Bir de neye ihtiyacım var? User Manager'a ihtiyacım var. Hemen şöyle geldim. User Manager oluşturuyoruz. Tabii bu nereden gelecek? Domain'in altındaki, entities'lerin altındaki, identity'nin altındaki app user'dan gelecek. Değil mi? Gelecek derken şunu uygun bir User Manager oluşturuyoruz. Bunu da Dependency Injection'la talep etmiş oluyorum. Şurayı ben şöyle bir makul hale getireyim. Okunabilir olsun. Evet. Şimdi devam. Şimdi burada User Manager ile ilgili de çalışmayı tamamladık. Geri kalanı zaten algoritma hallediyor. User Info ile ilgili bir çalışma var. Burada arkadaşlar tekrardan nullable'ı kullanıyorum. Hani bize vermiş olduğu bütün uyarılara da burada eşlik edelim mümkün mertebe. User Info null olabilir. Null olabilecek bir şey de gelip durduk yere hani bodoslama kullanmanın bir manası yok. Çünkü patlama hata oranı %100'e yakın. Çünkü arkadaşlar patladığı anda yani orada bir null olduğu zaman property çağırdığımızdan dolayı %100 bu olasılık null durumu olasılığı gerçekleşirse hata %100 olacaktır. Tamam. Onun için nullable operatörünü kullanıyoruz. Şimdi bir de neye ihtiyacımız var? Token Handler'a ihtiyacımız var. Bununla ilgili Token Handler'ı da şöyle çağırıyorum. Peki Token Handler'ın iToken Handler olduğunu nereden biliyorsun hocam? Ben yazdım. Başlangıçtan beri beraber bu derste değil miyiz? Başından beri izliyorsan eğer Token Handler'ı yazdığımda adına da IOC'de iToken Handler verdiğimi zaten biliyorsun. Değil mi? Haliyle arkadaşlar iToken Handler'ı da çağırdım. Bakın buradaki iToken Handler application'daki interface üzerinden çağrılıyor. Ama nereden gelecek? Infrastructure'daki infrastructure katmanından gelecek. Bakın şuradan gelecek. Yatay düzlemde de olsa IOC'nin bizlere kazandırmış olduğu manevraya bakın. Hani normalde şunu demeye çalışıyorum. Persistence'a baktığınızda hani biz infrastructure'ı proje olarak eklememişiz. Eklemediğimiz halde ben iToken Handler'ı burada kullanabiliyorum arkadaşlar. Çünkü Onion Architecture'ın işlevsel matematiği bu şekilde. Yani merkezde aslında bir IOC var. Bu IOC bütün istek olan yerlere application'daki arayüzler eşliğinde verileri gönderiyor. Dolayısıyla uygulamalar birbirlerinden bağımsız ama IOC üzerinden gayet merkezi bir yapılanma davranış ortaya koyabiliyoruz arkadaşlar. Neyse bu edebiyata geçelim. Şimdi şöyle geliyorum. Bunun parametresini de buraya ekledim. Haliyle bunu da eklediğimize göre artık burası da tamam. Şimdi geriye biz ne döndüreceğiz? Token döndüreceğiz. Burada ise geriye handler'da bir response nesnesi geriye döndüreceğimizden dolayı bu işlemi yapmıştık. Halbuki burada direkt şöyle gelip token nesnesini geriye döndürebiliriz. Olay bu. Tamam mıyız? Gayet güzel bir çalışma oldu diyebilirim. Ama bir durum daha var. Şimdi o durum da şu. Arkadaşlar madem ki biz geriye token'ı döndüreceğiz, result'ımız başarılıysa. Peki başarılıysa ne döndüreceğiz? İşte böyle bir durumda biz burada ne yapmışız? Bir hata fırlatmışız. Aynı hatayı bu sefer servisimizde fırlatacak. İlgili servis üzerinden hatamızı fırlatıyor. Tamam mıyız? Şimdi burada şöyle bir çalışma yapmamız lazım. Persistence katmanında service registration'a geliyorum. Diyorum ki kardeşim I out servise karşılık sen out servisi bir kullan. Tamam. Bunu ver. Bir de bakın şunu da unutmayalım. I external authentication interface'ine karşılık da out servisi ver. I internal authentication'a karşılık da out servisi ver. Niye bunları veriyoruz? Şundan dolayı arkadaşlar. Eğer ki eleman yani geliştirici sadece dış kaynak bir authentication yapacaksa şunun üzerinden container'dan
ilgili nesneyi çağırabilir ve abstraction edilmiş sadece external ile ilgili fonksiyonları kullanabilecek şekilde ilgili nesneyi elde etmiş olur. Ya da istiyorsa da internal'da da aynı çalışmayı sergiliyor olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bunu ben hem evrensel bir şekilde IAuth servis her ikisini de kapsıyor. Ya da özel bir şekilde iExternal Authentication, iInternal Authentication olacak şekilde ilgili nesneleri IOC Container'a eklemiş olduk. Tamam. Yani aynı nesneyi eklemiş olduk ama bunu farklı arayüzler üzerinden de çağırabileceğimizi bildirmiş olduk. Güzel. Şimdi arkadaşlar burada bir hatamız var. Yine bir hata görüyorum. Peki bu hatanın sebebi ne? Ha, bak bu hatanın sebebi şu. Yanlış yere koymuşuz buradaki hata fırlatma olayını. Exception burada devreye girerse Facebook login hata vermeyecektir. Tamam mıyız? Şimdi bunu da çözdüm. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Buradaki exception sınıfını kullanmışız. Biz buna özel bir exception, custom exception da oluşturabilirdik. Tamam. Ama oturup da şimdi o kadar da hani girmiyorum. Yani gerek yok. Burada direkt exception üzerinden fırlatmamız yeterli olacak. Şimdi gelelim Facebook login'i hemen şöyle bir düzeltelim. Burada artık user manager'a, iToken handler'a, HTTP client'a falan ihtiyacım yok. Benim sadece burada neye ihtiyacım var? iAuth servise ihtiyacım var. iAuth servis üzerinden ilgili servisimizi inject ediyorum. Ardından arkadaşlar auth servis üzerinden Facebook login async fonksiyonu aracılığıyla request'teki auth token'u ilgili servise gönderiyorum. Gerisi artık servisimizin yapacağı iş. Bu bana ne döndürüyor? Bir tane token döndürüyor. Var diyelim, token diyelim. Şimdi buradaki token'ı arkadaşlar artık aldığımıza göre, yani elde ettiğimize göre, eğer ki bu token geliyorsa, yani null değilse şunu yap, gelmiyorsa bunu yap demeye gerek yok. Zaten token gelmiyorsa biz öyle bir kodladık ki arkada patlıyor. Dolayısıyla bir null kontrolü yapmamıza gerek yok. Hata fırlatacak yani. Eğer ki token gelmeyecekse. İşte böyle bir durumda hata fırlattığı takdirde biz bunu, buradaki hatayı da handle edebiliriz. Artık oradaki çalışma size kalmış. Ben burada direkt şunu yapacağım. Geriye benden ne istiyorsa onu döndürüyor olacağım arkadaşlar. Fazla da uzatmak istemiyorum. Tamam. Bakın bir ilk haline bakın, bir de şimdiki haline bakın. Yani Facebook login işleminin sorumluluğunu üstlenen asıl yerimiz, olması gereken yer servisimiz. Artık handler sınıfı sadece ilgili Facebook login ile ilgili davranışı sergileyecek sorumluluğa sahip olan servisi çağırıyor. Ama nasıl bir davranış sergileniyor? Arkada taklama atıyor. Bille biri mi topluyor? Uzaya füze mi gönderiyor? Bunlarla ilgilenmiyor. Tamam mıyız? Bu şekilde bağımsızlığı sağlayarak arkadaşlar ne yapmış oluyoruz? Application katmanındaki teknik sorumluluğu mümkün mertebe soyutlamış oluyoruz. Facebook'ta bittiğine göre, tabi bunları en son ben bir test edeceğim. İnşallah patlamayız. Şimdi şöyle yavaş yavaş devam edelim. Login'e, işte Google Login'e geldik. Şimdi Google Login'de de aynı davranışları sergileyeceğim aşağı yukarı. Bu arada bir şey yapayım, ondan sonra devam edeyim arkadaşlar. Aklıma gelmişken. Evet evet, onu yapayım. Bak o da şu. Şimdi bizim Facebook Login işleminde bir token oluşturuyoruz nihayetinde, değil mi? Şuraya gelirsek eğer, tekrardan şöyle geleyim. Bir token oluşturacağız. Buradaki token'ın kaç, ne kadar sürelik oluşturulacağını ben buradan belirtebiliyor muyum? Hayır. Ne yapmışız biz arkada? Facebook login'de bakın token'la ilgili manuel bir değer girmişiz. Sabit bir değerimiz var. Şimdi bu doğru bir yaklaşım mı? Değil. Burada arkadaşlar bizim bunu parametrik hale getirmemiz lazım. Şimdi normalde create access token benden ne alıyor? Dakika cinsinden süreyi alıyor. İlk önce biz buna dakika demeyelim. Mesela saniye cinsinden alalım. Second diyorum. Tabi buraya second dediğime göre bu token handler'daki concrete'de de gidip bu değişikliği yapıyorum. Yapmak istiyorum daha doğrusu. Nerede o? Gerçi onu şuradan gidebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şuradan şöyle CTRL F12 dediğimizde evet. Şimdi artık buraya da second diyelim. Bu second'la bütün değişken parametre isimleri second olarak değiştirilsin. Şimdi burada madem saniye bazında bir ayarlama yapacağız, bunu da parametrik hale getirelim. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Şöyle external authentication'a geldim. Şuraya diyorum ki integer alalım. Örneğin ne diyelim? Access token lifetime diyelim. Tamam. Aynı şekilde biz bunu Google'da da vereceğimiz için şimdilik buraya bunu peşinden yazıyorum. Şimdi
bu interface'i implement eden kan kritiğimizde bir patlama söz konusu olacak görüldüğü üzere. Diyor ki kardeşim diyor buradaki imzalar uymuyor. Bu imzaları doğru düzgün ayarla. Haliyle Facebook login async'e hemen şuraya gelip ilgili imzada parametreyi yerleştiriyorum. Aynı şekilde Google'a da gidip yerleştirelim. Bakın zaten yapay zeka ne olması gerektiğini hemen bana söylüyor. Hemen yerleştirdiğimize göre hatamız da burada düzelmiş oldu. Şimdi burada Access Token Lifetime'ı alıyorum arkadaşlar. Şuraya veriyorum. Bunu burada bildirdiğime göre artık biz Handler sınıfımızda ne kadar zamanlık bir token oluşturulmasını buradan bildirebileceğiz. Örnek veriyorum. Mesela işte 15 saniyelik bir token olsun. Ya hocam 15 saniyelik bir token olur mu? Arkadaş istiyorsan 4 günlük ver. Yani o 4 günlüğü de hesapla. Saniye cinsinden. Mesela de ki 1 saat 1 dakika 60 saniye ise çarpı 1 saatte 60 dakikaysa çarpı işte öyle öyle git, tamam mı? Ne kadar vermek istiyorsan. Ben şimdilik 15 saniyelik veriyorum. Çünkü sonraki dersimizde refresh token yapılanmasını da anlatırken buradaki access token'ın bir yaşam sürecinde bir dengeleme yapmamız gerekecek. Onun bir balansını ayarlamam gerekecek. Yani şimdi oturup da 1 saat üzerinden balansını ayarlamak için video çekemeyiz. Ama 15 saniye üzerinden ayarlarsak daha tutarlı bir ayarlama çalışması sergileyebiliriz. Yani benim ne kadar ömrünü kısaltırsam o kadar hesaplama yapabilirim. Ömrüne ne kadar riayet ettiğine dair. Tamam. Ondan dolayı 15 saniyelik bir değer vermiş oluyorum diyelim. Şimdi artık geldim diğer mevzuya, Google Login'e. Google Login'de de yapmam gereken işlemler aha da buradaki çalışmalar. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Application katmanını biz Google Login operasyonunda şu nerede o? Şu kütüphaneye bağımlı kılmıştık. Her şeyden önce application katmanında patlarsa patlasın diyorum. Bu kütüphaneyi buradan kaldırıyorum arkadaşlar. Application katmanı herhangi bir kütüphaneye falan mümkün mertebe bağımlı olmamalı. İşte burada Google kütüphanesini kaldırdım. Peki kim sorumluluğunu üstlenecek bunu? Persistence. Hemen Persistence'a geliyorum. İlgili kütüphaneyi burada ekliyorum. Çünkü bütün çalışmaları burası üstlenecek arkadaşlar. Ondan dolayı buraya taşıyoruz. Tabii ekleyebilirsek. Evet. Herhalde ekledik. Evet. Şimdi handler'ımızda şuradaki çalışmaların hepsini şöyle kopyalıyorum ya. Hani orada ayıklayalım. Geliyorum access diyorum pardon. Auth servise şurada Google Login'e yapıştırıyorum. Tamam. Ne lazımsa burada hem inject edeceğiz hem de burayı düzenliyor olacağız. Şimdi Google JSON ve Signature'ı kullanabilmek için ilgili namespace'i yukarıya ekledik. Bu bir. İkincisi evetler falan görüyorum. Haliyle şunu async'le işaretliyorum. Burası bir adam oldu. Tamam. Onun dışında benden ne istiyor? Provider istiyor. Normalde provider arkadaşlar biz request nesnesinde aha da şuradan alıyorduk. Yani Google olarak bana buradaki provider'ı getiriyordu. Çok da hani önemli değil. Nihayetinde buraya Google manuel de yazabiliriz. Onun için ben bu şeyde ID token'dan başka bir şey almak istemedim. Tamam. Bakın burada da provider istiyor. Buraya da Google yazıyorum. Ha istiyorsan eğer sen bunu request nesnesinden alacağım diyorsan şuraya gelip bir tane de sitting provider diye değişken atabilirsin. Interface üzerinden gelmesi lazım tabii. Atmıyorum bu parametreyi. Manuel yazdım. Tamam mıyız? Şimdi devamında bak şurada ne diyor? Benden bir tane ID token istiyor. Bunu parametreden çağırıyorum. Bunun dışında Google'la ilgili şu değerimiz var. Bu değerimiz arkadaşlar bizim Google Cloud'dan aldığımız değer. Bu sanırım Google'la ilgili neydi? Ne diyorduk biz buna? Client ID miydi? App ID miydi? Neydi? O Google'da nasıl tutuluyorsa artık. Onu da burada tanımlayalım. Hemen şöyle geliyorum. Google diyorum. Google'la ilgili App ID diyorum arkadaşlar. Tamam. Ya başka bir ismi de olabilir bunun. Çok önemli değil. Google'da ya da Client ID diyelim ya. Önemli mi? Client ID diyelim. Şimdi aynı şekilde ben bunu Facebook'tan nasıl aldıysam şurada. Bakın nerede o? Gören söylesin lütfen. Ha şurada. Şurada nasıl aldıysam aynı şekilde Google'dan da alacağım arkadaşlar. Ya yani Google için de alacağım. Şuraya geliyorum. İlgili değerimi bu şekilde konfigürasyonla çekiyorum. Tamam. Artık biz burada konfigürasyon değerlerini App Settings'ten kontrol edebilir olduk ya da Environment'tan. Bu da önemli bir
refactoring adımıdır diyelim. Devam. Şimdi şunların hepsi tamam. Buralarda herhangi bir hatamız yok falan. Bence gayet cuk diye oturmuş valla. Tek yapmamız gereken şurada token'ı geri döndürmek. Değil mi? Nihayetinde bu fonksiyonda da geriye token döndüreceğimi bildirmiştim. Olay bu. Şimdi Google Handler'a geliyorum. Artık burasını temizliyorum. IOUT servisten implementasyonu gerçekleştiriyorum. Arkadaş şunu bir yukarıya ekle. Ardından çalışmamızı bu şekilde tamamlıyorum. Google Login diyoruz. Ne istiyor benden? Request'teki ID token istiyor. Bunda da 15 saniyelik bir token istediğimi bildiriyorum. Buradaki token arkadaşlar geriye direkt şu şekilde döndürüyorum. Şimdi ilk önce şundan bahsedeyim aklıma gelmişken. Burada token dönmüyorsa, yani token'da herhangi bir sıkıntı varsa ne olacak? Burada result'a göre bakarsanız zaten hata fırlatılacak. Eğer bir result'ımız false'sa hata fırlatacağız. False değilse token'ı geri döndüreceğiz. Onun için gerekli kontrol yine burada alınmış arkadaşlar. Onun için dokunmuyorum. Bir de aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Bakın biz burada IOUT servisten bir inject işlemi yapıyoruz ya. Şurada ne yaptık biz? Şunları da kullanmıştık. Aynı şekilde bunların üzerinden de gidebiliriz. Yani I external authentication üzerinden de bir inject işlemi sağlayabiliriz. Eğer bu şekilde bir işlem sağlıyorsak burada şöyle bakarsanız nokta dediğimde sadece Facebook'ta Google gelecektir. Yani login ile ilgili internal'daki davranış gelmeyecektir. Burada abstraction'ı devreye sokmuş oluyorsunuz. Yani esas bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben şimdi çok önemsemiyorum bunu ama bu niteliği de buraya koymuş olduk. IOUT servis üzerinden bir çağrım yaptığımızda sadece tek fark login esenginde gelmesi. Yani karşılık olarak getiriyor. Tamam. Evet. Google'la ilgili de çalışmayı tamamlamış olduk. Şimdi sırada şurada bir hata mı var? Ha, evet şunu silelim. Tamam. Şuraları komple ben bir temizleyeyim hatta. Güzel. Tamam. Evet. Şimdi sırada normal login işlemi var ama ben burada bir şey gözüme battı. O da şu. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar. Burada bir saniye. Burada her iki external'dan gelen fonksiyon için aynı davranış sergilenmiş. Yani kendimizi tekrar etmişiz. Bakın şuraya bakarsanız aynı davranış şurada da geçerli. Bak hatta burada da. Şöyle yapayım. Bak şurayla şuranın birebir aynı olduğunu görüyoruz. Ne diyorsunuz? Şimdi bunun böyle olması çok mu normal? Yani ben gün gelecek Facebook'la ilgili ya da Google'la ilgili bir ya da ikisini de etkileyecek bir veri ekleme işlemi, şuradaki davranışla ilgili bir değişiklik yapmam gerekiyorsa gidip ikisine de aynı davranış değişikliğini uygulamam gerekiyor. Şimdi bunu merkezi hale getirmem gerekecek değil mi? İşte bunu merkezi hale getirebilmek için bir tane private, ortak kullanılabilir bir fonksiyon tanımlamamız daha elverişli olacaktır. Kendimizi bu tarz konularda tekrar etmeyelim. Bunun yarın Twitter logini var, Instagram logini var, işte efendime söyleyeyim ne var, bak TikTok logini var. Bunların hepsinde aynı davranışı sergiliyorum demek ki. Haliyle bu davranış repeat etmemeli. Bir yerden sonra merkezi bir yerden de bu davranış tekel olarak sergilenmeli. Dolayısıyla şimdi gelin bunu biz tekelleştirelim. Madem refactoring yapıyoruz adam gibi yapalım. Ondan sonra login esenge geçelim. Tamam. Peki nasıl yapacağız? Ben şimdi arkadaşlar burada bakın şöyle bir tanesi üzerinden yola çıkarsak bir modelleme yapayım. Örneğin bir user alacak, bir metot oluşturacağım. Parametre olarak user alacak. Parametre olarak şuradaki değerleri alması gerekecek ya da bu değerler nereden geliyorsa user info da alabilir ama user info Facebook'ta kendine has bir user info. Google'da ise payload'dan geliyor. Bunlar bak ortak noktalar değil. Bunları mecbur parametrelerden alacağız. Bir de neye ihtiyacımız olacak? User login info her ikisinde de var. Dikkat ederseniz. User login info'yu her ikisinde de kullanıyoruz. Şuralarda. Başka da bir de access token lifetime almamız gerekiyor. Token oluştururken her ikisinde de
bu değeri göndermem gerekecek. Ha bu arada şunu da vereyim. Şurada Google'la ilgili çalışmada bunu vermemişiz. Şimdi tam benzerlik oturdu. Tamam. Şimdi birinden yola çıkalım. Mesela ben burayı kopyalıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bir tane fonksiyon oluşturacağım. Şöyle task diyelim. Nihayetinde her ikisinde de döndüğü gibi burada da token geriye döndüreceğiz. Ne diyelim? Create external async diyelim arkadaşlar. Yani burada herkesi için de bir create işlemi yaptığımız için kullanıcı create ediyoruz ya. Create external async ismini verelim. Hani başka bir isim de verebiliriz. Ya da şöyle diyelim. Create dış kaynaktan gelen kullanıcı için şöyle. Create user external source diyelim mi buna? Neyse external async diyelim. Tamam. Şimdi burada nasıl bir davranış sergilemem gerekecek? Öncelikle şöyle bir async'li işaretleyelim. Bunun dışında şimdi parametrelerimizi ayıklayalım arkadaşlar. Mesela user gelecek değil mi? App user diyelim. App user türünde bir tane user bekleniyor. Bu bir. Ondan sonra bak. İki email bir tane name var. Her ikisinde de aynıydı. Bunları da parametre olarak alıyorum. Şöyle geliyorum. Email. Email. Name diyelim. Güzel. Ardından bir deneyimiz var. User infomuz var. Şimdi buradaki user info da arkadaşlar şeyden gelecek. User login infodan geliyor. Nereden biliyorsun? Bakın şuradan biliyoruz arkadaşlar. User info. User login info daha doğrusu pardon. Bunda da aynı şekilde. User login info. O yüzden geldim şöyle. Pardon ya buradaki user info ile karıştırmayalım. Buradaki user login info şuradaki info ile alakalı. Onun için buna info ismini veriyorum. Buradaki email direkt parametreden gelen email. Tamam. Ya bunları artık siz oturtturun. Orada yaptıklarımı kıyaslayın. GitHub'da kodlarımız var. Bir de neye ihtiyacım var benim? Integer access token lifetime'a ihtiyacım var. Evet. Şunları verdiğimde zaten netice itibariyle bana bir tane token döndürüyor. Eğer döndürmüyorsa da else durumunda ne yapacağız arkadaşlar? Hata fırlatacağız. Şimdi her ikisinde de hatayı fırlattığımız noktalar var. Onun için hatayı da şuradan alıyorum. Şurada fırlatıyorum. Evet. Olay bu. Şimdi şuraya geldim. Create user external async'e user diyoruz. E-mail olarak ben nereden vereceğim e-mail'i bunu? User info üzerinden e-mail'i veriyorum. User info üzerinden name'ini veriyorum. Değil mi? Bir deneyimiz var. Normal infomuz var. Bir de 15 15 değil pardon. Access token lifetime'ı da veriyoruz. Tamam şuradan gelecek. Parametrik olacak. Bunu da evet diyerek geriye token döndüğü için return diyor. Olay bu. Ha bak burada validation'ın isvalid'ını kontrol ettiğimizden dolayı burada ne yapacağım ben diyor. Burada da bir şey geriye döndürmemiz gerekiyor. Eğer ki zaten isvalid değilsek burada hata fırlatmamız gerekiyordu. Sırf Facebook login'e özel şuradaki hatayı burada fırlatıyorum. Tamam. Ama Google login'de öyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Google login'de davranışımız birebir benziyor. Aynı. Şöyle davranış sergileyeceğiz. Bir dakika. Yani direkt burada zaten amaç token oluşturmak olduğu için şuraya kadar siliyorum. Return diyorum. Create user external async diyerek user e-mail istiyor. Bu sefer payload'dan e-mailimiz geliyor. Payload'dan name'imiz geliyor. Info'yu veriyorum ve access token lifetime'ı veriyoruz. Bit. Olay bu. Şunu da evet'le çağırdığımızda token'ı döndürmüş oluyoruz. Evet. Artık tekrar eden kısımları da private olan bir tane fonksiyonu aldığımıza göre Facebook'ta Google login'imiz tamamlanmış oldu. Anladınız mı mevzuyu? Şimdi normal login en kolayıdır diye düşünüyorum. Bu arada Google'la ilgili şurayı tamamladık mı? Tamamlamışız. Evet, normal login'i de aradan çıkaralım. Ondan sonra dersimizi sonlandıralım. Muhtemelen bu noktaya kadar izleyen arkadaşlar pert olmuştur zaten. Request'te ne geliyor? Username or email geliyor. Bir de password geliyor.
Normal login'de şimdi bununla ilgili abstraction'dan hemen şu internal authentication'da bu bilgileri parametrik olarak alalım. Hani bir DTO nesnesi olacak kadar bir değerimiz yok. Haliyle bir neydi oradaki request'e gelen değerlerimiz? Username or email bir de password. Username or email diyelim. Bir de password bilgilerini şöyle alalım. Sonuç olarak bu ne geriye döndürecekmiş? Bunda da arkadaşlar geriye bir tane token döndüreceğiz. Değil mi? Haliyle geriye token döndüreceğimizi bildiriyorum. Token'ı da bildirebilmek için DTO herhalde şöyle bildirmem gerekecek. Evet. Bu işlemden sonra burada tekrardan hata alacağız. Çünkü bunun imzası değişti. Burayı siliyorum. Tekrardan implementasyonu sağlıyorum. Şimdi bu işlemde artık şurayı gerçekleştirmekten ibaret olacak. Şunları kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Şimdi yapacağımız işlem. Evet kullanıyoruz. Haliyle async'de işaretliyorum. User Manager zaten var. Request üzerinden gelen username or email artık parametreden geliyor. Aynı şekilde yine parametreden geliyor. Buradaki yaptığımız davranışların ne olduğuna bakın odaklanmıyorum. Çünkü bunları zaten ilgili derslerde kodlarken ne amaçla kodladığımızı adım adım konuşmuştuk. Haliyle hızlıca sadece geçirme operasyonuyla ilgileniyorum. Bir de neye ihtiyacım var? Sign in manager. Hemen sign in manager'ı da şurada talep edelim. Sign in manager diyelim. Domain entities identity app user sign in manager. Sign in manager'da eklediğimize göre sonuç olarak ne döndüreceğiz geriye? Bir tane token döndüreceğiz. Haliyle bu token da arkadaşlar direkt şuradan return ediyorum. Olay bu. Tamam. Ha bir de neye ihtiyacımız var? Bunda da aynı şekilde access token'a ihtiyacım olacak. Onu da hemen gelip şöyle integer access token lifetime diyerek alıyorum. Aha da şuraya bunu da yerleştiriyorum. Ve buradaki gelen parametrik değeri create access token'a veriyorum. Şu yorum satırını siliyorum. Zaten önceki kodlarımız da var. Şurada da bir de password'umuz olacakmış. Onu da normal şeyden alıyorum. Olay bu. Tamam. Buraya da taşımış olduk. Handler'a gelelim. Handler'da artık şunların hiçbirine ihtiyacım yok. I out servisi çağırıyorum. Daha sonra inject ediyorum. Ardından out servis üzerinden login async'te benden ne istiyor? Username istiyor. Bir de password istiyor. Bunları gönderiyoruz. Bu bana bir tane ne döndürecek? Token döndürecek. Return diyorum. Burada arkadaşlar login user command response'da nest oluşturup token'a bunu vereceğim. Bir de bunun niye token property'si gelmiyor? Allah Allah. Token property'si niye gelmedi bunun? Yok mu bunda token property'si? Ha biz burada şey yapmıştık hatırlarsanız eğer. Bunları da ayırmıştık. Login user success command response diye bir tür üzerinden gönderiyorduk. Tamam öyle yapmışız madem. O nesneyi bu şekilde çağırıyorum. Ardından token'ı veriyorum. Olay budur bitmiştir haliyle. Burada bir patlama var. Bu patlamada şuna da ne diyeceğiz arkadaşlar? 15 saniye diyeceğiz. Olay bu. İnşallah doğru yapmışızdır diyorum. Herhalde bir yerde patlama çatlama yoksa bu iş tamamdır gözüyle bakacağım. Şimdi şöyle yapalım. Ben bir API tamamladık. Angular uygulamasını da hemen GitHub'dan bir çekeyim arkadaşlar. Şimdi orada da yapacağımız değişiklikler olacak. Dediğim gibi burada API'da neyimiz vardı bizim? User Controller'da login işlemlerini yürütüyorduk. Bunların hepsini Auth Controller'a alacağım. Aldığımızda da client'ta değiştirmem gerekecek. Hemen şöyle geleyim. Şimdi client uygulamasını açıyorum arkadaşlar. Tabii client uygulamasını GitHub'dan indirdiğim için ilk önce bir paketlerimizi yükleyelim. Yani normalde buralarda sizin işiniz yok. Ama
Ben client uygulamasını sadece serve ettiğim için şuradaki uygulamada Visual Studio'da açmamıştım. En sade haliyle GitHub'tan çekip orada da temel değişikliklerimizi yaptıktan sonra en son test edeceğim. Burada serve edelim. Şimdi client uygulaması ayağa kalkarken bir yandan ben şurada bir tane controller oluşturuyorum. Dediğim gibi user controller burada hani kullanıcıyla ilgili olmayan işlemlere sahip. Bunlar arkadaşlar alt controller'ı alıyorum. Şöyle geldim. Şuradaki çalışmaları buradan kesiyorum. Buraya yapıştırıyorum. Tabii ne ihtiyacım var? Şunlara ihtiyacım olacak. Şunları da kopyalıyorum. Constructor'ın adını değiştiriyorum. Tamam. Namespace'leri de yukarıya ekledik mi? Bu iş tamamdır diyeceğim ama ha tamam. Güzel. En azından user controller sadece user'la ilgili işlemlere odaklanırken alt controller otantikasyonla ilgili işlemleri de gerçekleştiriyor olacak. Evet, bundan sonra şimdi test edeceğiz. Eğer teste başarılıysa bu olması gereken ideal düzenin üzerine geliştirmelerimize devam ediyor olacağız. Şimdi alt controller'a, user controller'da yapılan bütün çalışmaları client tabanlı da geçirmek istiyorum. Haliyle client'ımıza geldim. Şimdi biz nereden bulacağız bunları diye sorarsanız şöyle düşünerek ilerleyeceğiz arkadaşlar. Nereler var? UI katmanında çalışma yapmıştık. UI katmanında bizim daha doğrusu UI katmanında komponentte yapmadık. Nerede yaptık? Servislerimizde yaptık. Bütün her şeyimiz servislerde zaten duruyor. User servisimiz vardı. Bu user servisteki şu login işlemlerini buradan alıp normal login servise geçireceğiz, değil mi? Hemen geliyorum. NGG diyorum. Bir tane servis oluşturacağız. Services'ın altında, common'ın altında, models'ın altında alt isminde bir servis oluşturacağım. Ama dikkat ederseniz alt servisi önceden burada oluşturmuşum. Ne yapsak? Bu servisi mi kullansak? Direkt alt servise mi geçirsek? Yani çünkü bütün kontrollerimiz burada olacak gibi. Şöyle yapalım. User out servis diyelim. Tamam. O çünkü farklı bir misyona sahip. User out servis diyelim. Şimdi ilgili servisimizi oluşturuyoruz. Spec dosyasını siliyorum. User out servise geldim. Bu içerisinde login, Google login ve Facebook login işlemlerinin hepsini barındıracak. Buradan kesiyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bu işlemleri yaparken de arkadaşlar bir yandan lazım olan ahanda şu paketleri constructor'dan injekte etmiş oluyorum. Olay bu. Şimdi geri kalanı referanslarımızı yukarıya import etmek. Birazcık uzun sürebilir mi acaba? Demiyor değilim. Şöyle bir hızlıca yapalım. Evet, şu anda herhangi bir sıkıntımız var mı? Şu kalmış bir tek. Şunu da eklediğimizde tamam. Şimdi arkadaşlar bundan sonra user servisi kullanan her yerde login işlemlerini kullanan her yerde patlama meydana gelecek haliyle. Biz bunların da haberdar olacağız. Bir tekrardan serve edelim. Zaten bakın dikkat ederseniz patlamalar meydana gelmiş. Error'a düşmüyor. Hah düştü şimdi. Güzel. Düşmesi güzel. Şimdi buralardan tek tek bunları toparlayalım. Şöyle app komponentin dışında user servise geldim. User serviste ne yapmışız? Login'i çağırmışız. Şimdi neredeyiz biz? Login komponentteyiz. Artık user servis bakmıyor mu işlere? Kim bakıyor? User out servis bakıyor. Değil mi? User out servis diyelim. Bundan sonra aha da bunun üzerinden gerekli çalışmaları yapacağımızı bildirmiş oluyoruz. Başka bir yerde hata var mı? Şöyle bir derleyelim. Başka bir yerde hatamız yok. Şu hatayı da birazdan düzeltecek arkadaşlar. Çünkü gerekli altyapıyı değiştirdim. Şimdi user out serviste ayrıyetten controller'ımızın artık user değil out olduğunu bildirmem yeterli olacaktır. Diyelim, kaydedelim. Şöyle bir uygulamamıza gidelim. Şimdi arkadaşlar veri tabanına bakarsak önceden kalma şeylerimiz, kullanıcılarımız mevcut. Bunları ben bir silmek istiyorum. Şimdi en sıfırdan başlayalım. Bir normal login'i, Google'u ve Facebook'u denetleyebilmek için bunların alayını şöyle bir siliyoruz arkadaşlar.
Şartsız, koşulsuz bunları sildin. Güzel. Şimdi bunları sildikten sonra bir emin olalım. Mesela bakalım bizim normal şeylerimiz duruyor mu? Hani herhangi bir ASP.NET User Login tablosunda kayıt falan var mı? Bunlara bakalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Nereden yazıyorduk bunda ya? SQL cümleciğini. Ha. Select yıldız from ASP.NET Users'a bakacağız. Bir de neye bakacağız arkadaşlar? Select yıldız from. Şu niye böyle yazdı? ASP.NET nerede o login? Login'se bakacağız da ben göremedim login'si ya. Allah Allah. Ah şu. Tamam. Lan oğlum şunu bir değiştirme. Tamam. Şimdi şöyle bir çalıştıralım. Ne oldu buna? İkisini aynı anda çalıştırmıyor muhtemelen. Şöyle tek tek bakalım. ASP.NET Users'ta herhangi bir sıkıntımız yok. ASP.NET User Login'de de herhangi bir kaydımız yok. Tamam, şu anda gayet sıfır bir şekilde projemiz ayakta. Öncelikle normal giriş yapacağım arkadaşlar. Normal kayıt işlemini gerçekleştireceğim. Adı Gençay Yıldız olan, kullanıcı adı GNC'ye olan, e-maili işte ne olsun mesela GNC'ye yıldız yandex.com olsun. Şifre 123. Şifre tekrar 123 diyorum. Kaydol diyorum. Şu anda kullanıcı başarılı oluşturulmuştur diyor. Bakın herhangi bir patlama çatlama yok. Maşallah güzel iyi geçirmişiz demek ki. Yani refactoring'i başarılı bir şekilde yapmışız. Güzel. Devam. Tabi burada şu da önemli. Biz burada refactoring yaptık da biz bunu acaba tekrardan ayağa mı kaldırmadık? Nedir? Şöyle bir bakalım. Bir daha ayağa kaldıralım. Belki bir yerde hata falan yapmışızdır da önceki serve edilmiş haliyle o şeyi görmemiştir. Ne olur ne olmaz. Ben şurayı bir daha bir sileyim. Delete from ne diyelim? ASP.NET Users'ı silelim. Şimdi ASP.NET Users'ı sildiğimizde otomatik olarak arkadaşlar zaten foreign key'li olduğu ASP.NET User Logins'teki kayıtlar da siliniyor. Hani bir daha oraya herhangi bir delay çekmemize gerek yok. Velhasıl kelam, şimdi gelin tekrardan deneyelim. Kaydol diyorum. Kullanıcı başarılı oluşturuldu dedi. Güzel. Demek ki normal login gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Şimdi geldim buraya. GNC'ye diyorum. 1-2-3 diyorum. Giriş yap diyorum. Şu anda giriş yapıp normal verilerimizi görebiliyoruz. Çıkış yaptım. Giriş yap diyorum. Google üzerinden giriş yapacağım. Bu sefer de G Yıldız Mail üzerinden giriş yapalım. Şöyle tıkladım arkadaşlar. Patladık mı? Ne oldu? Üyeyi denetle diyelim bir bakalım. Sanırım bir yerde yamulduk arkadaşlar. Evet. Bir yerde beklediğimiz olduğu gibi. Bakalım nerede yamulduk? Şöyle Google Login'e breakpoint koyuyorum. Geldim şöyle. İlk önce veri tabanına bir bakalım. Herhangi bir kaydımız var mı? Herhangi bir kaydımız yok. Burayı yeniliyorum. Google login olması için tekrardan bu sefer NG Akademi mail üzerinden gidelim mesela. İsteğimiz gitti. Bakalım ne getiriyor? Güzel, verileri getiriyor. Şurada bunun handler'ına gidelim. Bunun handler'ına gidip orada breakpoint koyalım. Bakalım nerede patlıyor. Şuraya breakpoint'i koyuyorum. Buraya geldik. Google Login Async'e F11 ile giriyoruz. Burada herhangi bir sıkıntı var mı? Şuradan verimiz gelmiş mi acaba? Burayı doğru yazmış mıyız? Bir ona bakalım. Verimiz de doğru gelmiş. Güzel. Bir dakika ya. Tabii, yanlışımız burada arkadaşlar. Biz burayı değiştirmemişiz. He, tamam. Tamam. Google Login'de hatayı direkt bulduk. Muhtemelen sen bunu önceden gördün. Bana oradan bas bas bağırdın. Bir ara benim kulağım da çınladı. Hani nedenini şimdi anladım. Hocam sen orada Google Client olarak gerekli konfigürasyonu değiştirmedin diye haber verdin. Tamam. Şimdi şöyle gelelim. Google diyelim. Google Client diyelim. Tekrardan uygulamayı ayağa kaldırıyorum. Hatanın kaynağı burasıymış arkadaşlar. Çünkü başka bir konfigürasyonel değer geliyor.
idi. Burayı düzelttik. Sayfayı yenileyip Google Login'i NG Academy üzerinden sağlıyorum. Direkt kodu salıyorum arkadaşlar. Direkt salıyoruz. Şöyle bakalım. Evet, Google üzerinden giriş başarıyla sağlandı. Demek ki herhangi bir sıkıntımız burada da yok. Güzel. Bakın, Google'la ilgili NG Academy'den geldi ve bunun bir Google'dan gelen dış kaynak kullanıcı olduğunu buraya kaydetmiş oldu. Devam edelim. Bir de Facebook üzerinden bağlanalım. Facebook'ta da HDNC bağlandı. Güzel. Yani şu anda sistemi olması gereken ideal noktaya çekmiş olduk. Şimdi bu dersimizi artık sonlandıracağım arkadaşlar. Ne yaptık diye sorarsanız, biz bugüne kadar göz ardı ettiğimiz çalışmaları olması gereken seviyeye getirdik. Yani en azından application katmanını harici paketlerden, kütüphanelerden ve davranışlardan soyutlayıp Onion Architecture'ın söylemiş olduğu davranışı sağlamış olduk. Yani Onion Architecture'da business mantıkları, operasyonlar infrastructure katmanında ve persistence katmanında sağlanırken buradaki yönetimi CQRS pattern eşliğinde application'daki handle'lardan tercihe bırakacak şekilde sağlamamız gerekiyor. Yani kontrol tersine dönecek bir yandan. Bunu da IOC ile sağlamış oluyoruz. Yani olması gereken ideal noktaya uygulamayı getirmiş oluyoruz. Bundan sonra elbette ki üşeneceğimiz noktalar olacak, kaçacağımız noktalar olacak ama bunlarda da arkadaşlar yer yer böyle refactoring işlemleri yaparak toparlamalar yapıyor olacağız. Şimdi bu uygulamada benim beklentim bir bu kadar daha ders çekmek. Hatta daha fazla. Belki bu uygulamayı bitirdiğimizde bir mikroservis çalışmasında örnek bir servis olarak kullanacağız bunu. Yani böyle düşüncelerim var ama bunların hepsi bir planlamadan geçiyor. Artı vakit gerektiriyor. Şeyimiz yok. Herhangi bir ya bizi zorlayan bir bakanlık falan yok yani. Şu zamana kadar şöyle bir planlama yap diyen yok. Yani bunların hepsini biz 1 yılda da yaparız, 5 yılda da yaparız. Önemli olan sizin bunlara yetişebilmeniz. Tabii ki de sizlerin de beklentisi olduğu için mümkün mertebe zamanında hızlı şekilde sizlere içerik oluşturmaya çalışıyorum. Umarım faydası dokunuyordur. Bu şiarda devam edeceğiz. Bayramdan sonra seri bir şekilde derslerimize devam ediyor olacağız arkadaşlar. Tabii bayramda da çekmeye çalışacağım. Bunu da bilin. Sizlere daha fazla videoyla eşlik ediyor olabilirim diye düşünüyorum şimdilik. Tamam. Faydalanmanız dileğiyle diyelim. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere arkadaşlar.